Yıldız'cığım sen artık içeri bir geçersin de büyükler konuşur. Ellerine sağlık. Maşallah köpük dolup taşmış. Kısmetin köpük misali olsun. Eleni sağ olsun. Çok güzel kahve yapıyor Marika ablacığım. Eleni mi yaptı kahveni? Aa, senin kız mı yaptı Marika? A tabii. Ben anlamam zaten kahveden, şerbetten. Biz Yunan'ın konağına gitmeden önce de sağ olsun Eleni hep yardım ederdi bana. Çamaşırdı, bulaşıktı. Değil mi Marika ablacığım? Yıldız. Ay çok affedersiniz. Söz büyüklerin tabii. Afiyet olsun size efendim. Hadi bakalım. Şimdi evlendirsin beni. Neden huysuzluk ediyorsun Yıldız? Leon'la mı evlenecektin sanki? Sana ne bundan? Size ne? Yahu niye başkası karar veriyor benim kimle evleneceğimi? Hele de bu koca karıya kaldıysa benim istikbalim, ölürüm daha iyi. Çocukluk etme. Herkes istediğiyle evlenemiyor işte, ne yapalım? Hayrola, senin de mi var bir istediğin? Ali Kemal'in aldığı elbise değil mi? Niye öyle baş köşede çeyizlik fistan gibi? Bana bak, yoksa sen... Yok bir şey, ütülemiştim kalmış orada. Ben ne iş yaparım bilir misin Ali Kemal? Neyse ne. Parayla oyuncak gibi oynarsın. Bana da bu kafi. Başta böyle lakırdı eden çok yiğit gördüm ben. Beni başkasıyla karıştırmayın o. Karıştırmam. Karıştırmam ya. Ama para Ali Kemal. Para başka şeye benzemez. Çık dışarı bir bak. Bunca kıyamet neden kopar dersin? İşte hepsi bunun yüzünden. Hepsinin derdi bu. Bu kağıt parçasını elinde tutan cihana sahip olur. Yoksa kim ister? Dillik düzen bozulsun. Millet dışarıda birbirini boğazlıyor. Kardeş kardeşe düşman olmuş. Yazık değil mi be? Ama madem bir harp çıkardılar, biz de kendi işimize bakacağız değil mi? Madem meydan karışık, biz de en az zayiatla kurtulmanın yolunu bulacağız. Üstüne de kâr edersek ne âlâ. Anladın mı? Anlatırken insanı sıkıyorsun Yunan. Ne yapalım biliyor musun? Sen az konuş, ben çok çalışayım. Anlaştık? Alem çocuksun be. Hadi kalk gidelim. Yıldız Emi'yi gördün Sultan. Boyu, posu, endamı her şeyi yerindedir. Hey senin kulağın da deliktir. Görücü gelmek isteyen olursa... Öyle ehli namus, iffeti tam, teşkili aileye muktedir bir delikanlı olursa... Damlacık'ta hasırcı Dursun vardır. Laz Dursun mu? He, Laz Dursun. Geçenlerde karısı öldü onun. Bir ona çıtlatayım. Ne yaptın Sultan Hanım? Onun yaşı benim yaşıma denk. Ne umarsınız ya? Kızımsın yaşına denk bir genç umarız. Kızınız güzel. Lafım yok. Lakin etrafta Yunan teğmenle gezerken görenler olmuş. Babası da Yunan oldu malum. Gavur Cevdet'in kızı derler. Yunan'la fink atıyor derler. Lafın ağzında tart da konuş sultan. Elçiye zeval olmaz. Ben duyduğumu söylerim. Sultan ayıp oluyor ama. Ya ayıpsa benim ayıbım değil. Ya hal böyleyken bu kıza talip bulmak çok zor. Yani
Hasırcı Dursun'dan iyisi can sağlığı. Hanım. Ben bu lakırtıları duymak için büyütmedim kızımı. Kızıma kimsenin laf söylemesine müsaade etmem. Yürü anne. Cahilin alim katında sözünün miktarı yok. Kendi eşek, gidi, çul, başının yuları yok. Yıldız. Yürü gidiyoruz. Arkadaşlar size güzel havadislerim var. Parmaklarım birbirine girdi imansızlar. Sırf ben yetişemeyeyim diye inadına inadına hızlı çalıyorlar Hilal Bacı. O vakit size güzel haberler vereyim de sinirleriniz yatışsın. Andreas konuşmayı kabul etti. Değil mi? Amerikalı gazeteci gitmemiş daha. Öğrendik. Lazım buluşturalım ikisini. Lakin bilmeyiz adamın dilini. Ve bilir bir ikilici. Orası belli. O vakit bizim bu askeri kaçırmamız da icap edecek. Öyle mi? Öyle, söz verdim. Emniyetini sağlarız dedim. Ne lazımsa yaparız. Sen hiç merak etme. Gir. Hoş geldiniz Miralay. Hoş bulduk kumandanım. Mühim bir mevzu var dediler. Mühim mi değil mi siz karar vereceksiniz. Sizin karargaha çekildiğine göre muhatabını bilirsiniz belki. Bıçak kesmiyor. Maalesef bilmiyorum. Bizim elimize geçeceğini bile bile yolladıklarına göre mühim bir buluşma. Neyle alakalı olabilir? Gerekli tahkikatı yaptıracağım, merak etmeyin. Haliyle neticesini de bildiririm. Kumandan. Nöbetçi subayı çağırın. Emredersiniz. Ulan Hasan. Demek benimle oyun oynarsın ha. Şimdi göreceğiz bakalım. Ölür müsün, ölmez misin? Cesetler tamam. Gerçi biri gebermemişti ama çocuklar arkasından yetiş bindirdi ha. İyice gömseydiniz oğlum. Hayvanlar deşip de leşleri çıkartmasınlar dışarı. Ağam gömmedik de... He? Dereye attık. Ne yaptın? Dereye attık ağam. Ne alt ettiniz oğlum siz lan? Ağam çok adam vardı. Gömmek vakit alır diye. Lan Enes! O dere nereye akar bilmez misin sen? Ha? Köylüsüne gitmiyor mu? O cesetleri buldular mı? Peşimize düşmeyecekler mi? Katır kafa! Kusura kalma. Düşünemedim. Ağam. Ağam izin ver kurtulalım şu deyyusten. Sonra da yerimizi değiştiririz ha.
Bak Sefer, benim işime karışma. Daha vakti var. Herkes çok dikkatli olacak. Her yere adam koyun. Benim biraz işim var. Tamam, yalnız gitmeydin. Sen de git. Sen içeridekine sahip çık. Ben senden başka bir şey istemiyorum. Akşama dönerim. Atı getir lan. Emredersin ağam. Hasan'ı anne akını getirin. Çabuk. Çabuk. Bırak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.